Amerika'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve bugün gelen Amerika ve Almanya büyüme rakamları dünya ekonomisinin nasıl büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu bize bir kez daha gösterdi arkadaşlar. Ve görünen o ki dünyanın riskleri her geçen gün biraz daha artacak. Üçüncü çeyrek sonrasında özellikle dördüncü çeyrek ve 2021'in birinci çeyreğinde çok daha sert daralmalar gözlenebilir. Pandeminin ikinci dalga etkisinin de gündeme gelmesiyle birlikte risklerin her geçen gün artması da altına olan talebin artmasını ve dolara olan talebin artmasını beraberinde getirecek. Bunu da unutmayın. Hisse senedi piyasalarındaki çıkışları da arttıracak büyük bir satış baskısıyla karşı karşıya kalacağız gördüğüm kadarıyla. Bütün bunların detaylarını ve rakamları konuşacağız sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Amerika ve Almanya'daki büyüme rakamlarından biraz bahsetmek istiyorum. 32.9 Amerika'nın ikinci çeyrek daralma rakamı. Büyüme değil bakın. Amerika 32.9 oranında bir daralmayla karşımıza çıktı. Rekor kırıldı ve belki de büyük buhrandan bu yana en büyük daralmalardan birisini yaşadı Amerikan ekonomisi. Bu daralmanın bir toparlanmayla 3. çeyrekte taçlandırılması gerekiyordu. Ekonominin düzeldiğini görebilmemiz için ne yazık ki Fed'in açıklamalarına baktığımız zaman, Powell'ın açıklamalarına baktığımız zaman ne dünya ekonomisi ne de Amerikan ekonomisi istenildiği şekilde toparlanmıyor arkadaşlar. Üçüncü çeyrekteki bu zayıf toparlanma dördüncü çeyrekteki ciddi daralmayla eğer ki karşılaşırsa ekonomik krizin boyutlarının da daha büyük olacağını hep birlikte görüyoruz. Bu çok kritik. Zaten Powell'ın açıklamalarının satır aralarında da sürekli olarak bu konu işaret ediliyor. Diğer taraftan Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya'ya dönelim isterseniz. Oradan da bir büyüme verisi geldi. %8-%9 civarında bir daralma bekleniyordu. %10.1'lik daralma gerçekleşti Almanya'da. 1970'li yıllardan bu yana en büyük daralmayı işaret ediyor. Avrupa ekonomisinde daralmasının devam edeceğini bize gösteriyor. Peki, 3. çeyrekteki büyüme 2. çeyrekteki daralmayı telafi edecek mi? Avrupa'da ya da Almanya'da ne yazık ki rakamlar ve veriler bunu işaret etmiyor arkadaşlar. Toparlanmanın daralmaya göre çok daha yavaş olduğunu hep birlikte görüyoruz. Onun için yeni teşvik paketleri, yeni kurtarma paketleri açıklanmaya çalışılıyor ya da açıklanıyor her geçen gün ama bunlar da çare olmuyor. Çünkü açıklanan her kurtarma paketi ya da teşvik paketi vatandaşa, şirketlere, kurumlara, bankalara gitse de bankalar, vatandaşlar, şirketler, kurumlar bu parayı harcamak, kullanmak yerine genel itibarıyla tasarrufa yönelmeye devam ediyorlar. Bunu da yine Powell'ın açıklamalarında görüyoruz. Dönelim Fed'in açıklamalarına. Neden piyasaların kafası karıştı? Oysa Powell sürecin devam edeceğini söyledi. Kendilerinin piyasayı kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Ekonomik krizle ilgili tüm silahları kullanacaklarını söyledi. Amerika'nın maliye politikalarında bu şekilde yönleneceğini söyledi. Buna rağmen piyasalar neden alım yönünde hareket etmedi? Neden piyasalarda bir satış baskısı oluştu aynı zamanda? Çünkü arkadaşlar, Powell son cümle itibariyle bunu söylemiş olsa da diğer cümlelerinde ekonomik krizin büyüklüğünü işaret etti ve önümüzdeki dönemde bu ekonomik krizin çok daha derinleşeceğini ve çok daha büyük zararlar vereceğini işaret etti. Toparlanmanın çok yavaş olacağını işaret etti. İşsizliği işaret etti. Eşitsizliği işaret etti arkadaşlar. Bütün bu riskler aslında sosyal sorunları belki de savaş riskini beraberinde getirecek. Bunu işaret etti. Bence çok önemliydi, çok kritikti. Piyasaların kafasının bu kadar karışmasının sebebi de buydu. Cümle cümle Powell'ın açıklamalarına bakalım. Bu cümleler ne anlama geliyor sizlerle onu paylaşmaya çalışalım. Sonrasında da rakamları konuşacağız. Rakamlar bundan sonraki süreçte nereye gidebilir? Borsa ne olabilir? Dolar ne olabilir? Altın ne olabilir? Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. İşletme yatırımları henüz iyileşmedi diyor. Yani işletmeler
yatırım yapma eğiliminde değiller. Çünkü ekonomide beklenen büyüme gerçekleşmiyor. Onun için işletmelerde yatırım yapmak yerine durmayı tercih ediyorlar. Hatta küçülmeyi tercih ediyorlar. Hatta işçi çıkartmayı tercih ediyorlar. İşçi çıkartmazlarsa bile maaşları düşürmeyi tercih ediyorlar. Bunu işaret ediyor. Ve bunun sonrasında da şunu söylüyor. Hane halkı harcamaları düşüşün yarısı kadar toparlanabildi ancak. Hane halkı harcamaları çok ciddi manada düşmüştü biliyorsunuz bu pandemi döneminde ama toparlanması sadece yarısı kadar oldu. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Vatandaş, Amerikan vatandaşları ya da dünya vatandaşları fark etmez, bir gelir elde ediyorlarsa bile bu gelirin sadece yarısını harcıyorlar. Peki diğer yarısını ne yapıyorlar? Gayet basit arkadaşlar. Eğer altına bakarsanız, altın onsuna bakarsanız ya da dolara bakarsanız ne olduğunu zaten çok net bir şekilde görürsünüz. Vatandaşların pek çoğu hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem tüm gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde tasarrufa yönelmeye devam ediyor. Parasını nakitte tutmaya devam ediyor. Önünü göremiyor. Belirsizlik sürecinin devam ettiğini düşünüyor ve bu belirsizlik sürecinde en az zararı görebilmek adına tasarruf eğilimini devam ettiriyor arkadaşlar. Diğer önemli bir açıklaması, ekonomik görünüme dair ciddi bir belirsizlik var. İşte biraz önce söylediğim konu bu. Bu belirsizlik sadece Powell'ı tedirgin etmiyor ya da Amerika'daki yöneticileri ya da Türkiye'deki yöneticileri tedirgin etmiyor. Tüm toplumları tedirgin ediyor ve bu belirsizlik insanları tasarrufa yönlendirmeye de devam ediyor. İnsanlar tasarrufa yöneldikçe piyasalar daralıyor, reel sektör sıkıntı yaşıyor, bankacılık sistemi kredi vermekte ya da mevduat toplamakta zorlanıyor. Artan işsizlik özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar ve azınlıkları etkiledi diyor. Demek ki bu kriz daha önce defalarca söylediğim gibi en çok garibanı etkiliyor arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursa olsun azınlıkları, garibanları ve çok daha ötesi kadınları etkiliyor. Çünkü iş hayatında ilk feda edilen kadınlar oluyor. Nitekim Powell'ın kadınlarla ilgili söylediği bir cümle var ki bence tüyleri diken diken ediyor. Bu dönemde diyor kadınlar büyük sıkıntı içerisinde, iş yerlerinde çok ciddi sorunlar yaşıyorlar diyor. Fed'in harcama değil borç verme yetkisi var diyor bakın. Harcama değil borç verme yetkisi. Bu cümlenin ayan beyan açıklaması şudur arkadaşlar. Biz kimseye para hibe etmiyoruz. Biz sadece borç veriyoruz. Düşük faizli borç veriyoruz. Bu konuyla ilgili destek oluyoruz. Ama bu bir borç. Yarın öbür gün devletler, kişiler, kurumlar, bankalar kim olursa olsun bunu geri ödeyecekler. Evet biz bugün varlık alımı yapıyoruz ama yarın öbür gün bu paraları tahsil edeceğiz demeye getiriyor. İnsanlar güvende hissedene kadar toparlanma olmayacak diyor ve belirsizliğin büyük bir güvensizlik yarattığını ifade ediyor. O nedenle de zaten insanların büyük bir kısmı harcamak yerine tasarruf eğiliminde olmaya devam ediyor. Repo ve swap ihtiyaçları oldukça devam edecek diyor. Yani biz başka ülkelerle swap anlaşmaları ve repo anlaşmaları yapacağız. Ama burada kritik nokta şu. Politik olarak bize uygun olması gerekiyor swap anlaşması yapacağımız ülkelerin. Aynı zamanda ekonomik olarak da bizimle uyuşması gerekiyor. Yani ekonomisi çok bozuk olan ülkelerle ya da S-400 anlaşması yapıp uluslararası arenada sıkıntılı işler yapıp bize gelenlerle biz swap anlaşmaları yapmayacağız diyor. Nitekim Türkiye uzun zamandır Amerika ile swap anlaşması yapmaya çalışıyor ama swap anlaşması yapamıyor. Bu da elinin daha da zora girmesini, dolar sıkıntısının artmasını beraberinde getiriyor arkadaşlar. Eşitsizlikler artan ve büyüyen bir sorun. Eşitsizliklerle mücadele için iş gücü piyasası teşvik edilecek ve edilmeli diyor. Bakın o kadar kritik bir açıklama ki dünyadaki en büyük problem nedir diye sorarsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle gelir dağılımındaki bozukluk derim. Türkiye için de aynı şeyi söylerim. Yani siz fakirle zengin arasındaki farkı giderek açarsanız, orta gelir seviyesini iyiden iyiye yok ederseniz büyük problemlerle karşı karşıya kalırsınız. Türkiye'nin ekonomik krizinin arkasında yatan gerçek de bu zaten. Mevcut varlık alımları parasal genişleme değildir diyor.
Yani şunu söylüyor, şunu ifade ediyor Powell. Sakın ha sakın gelişmekte olan ülkeler 2008 kriziyle bugünü karıştırmasınlar. Evet, 2008 yılında bir parasal genişlemeye gittik ve bizim bastığımız para bütün dünyaya yayıldı. Özellikle gelişmekte olan ülkelere gitti. Ama bu dönemde para genel itibariyle Amerika'da kalıyor. Amerikan şirketlerini kurtarmak için biz varlık alımları yapıyoruz. Verdiğimiz para da sadece Amerikan şirketlerine gidiyor diyor. Ya da Amerikan bankalarına gidiyor diyor. Toparlanma hızı düştü diyor. Üçüncü çeyrekle ilgili söylediği çok önemli bir açıklama bu. Üçüncü çeyrekte aslında büyümenin çok daha hızlanması bekleniyordu. Bütün ülkeler tarafından, ama toparlanma beklendiği gibi gerçekleşmiyor. Powell da bunu işaret ediyor. Tüketici, istihdam ve harcamalar tarafında gerçek verilere sahip değiliz diyor. İnanılmaz sıkıntılı bir açıklama bu. Yani veriler aslında Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın gördüğünden bile daha kötü olabilir'i işaret ediyor. Yavaşlamanın ne kadar büyük olacağı ve ne kadar süreceği belirsiz diyor. Yavaşlama olacağı kesin, daralma olacağı kesin, önümüzdeki süreçte büyük bir ekonomik kriz yaşanabileceği kesin. Bunun ne kadar süreceği belli değil ve büyüklüğü de belli değil. Bakın, çok ama çok kritik bir açıklamadan bahsediyoruz. Piyasaların kafasının karışmasının, altına olan talebin artmasının, dolara olan eğiliminin artmasının nedeni bu. Faizleri arttırmayı düşünmeyi bile düşünmedik diyor. Bu dönemde bir de faizleri arttırırsak daralan piyasa daha da daralır, sıkıntı her geçen gün biraz daha büyür. Fed bir faiz artırımına giderse bu hem Amerikan ekonomisinin hem de dünya ekonomisinin krizinin çok daha derinleşmesini beraberinde getirir. İş gücü piyasasının toparlanması için çok uzun bir yol var. Yüksek işsizlik fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı yaratmıyor. Ücretlerdeki kesinti iş gücü piyasasının iyileşmesinin uzun süreceğini gösteriyor diyor Powell. İşsizliği işaret ediyor, eşitsizliği işaret ediyor ve piyasadaki daralmanın yoksullaşmayı, fakirleşmeyi beraberinde getirdiğini söylüyor. Bütün bu tablo 2020'nin 4. çeyreğinden başlayan özellikle 2. dalga etkisi ve ekonomik toparlanmanın beklendiği gibi olmaması nedeniyle 2021'in 1. çeyreğinde daha da derinleşen ve 2021'in belki sonuna kadar devam eden, daha sonrasına da uzayabilecek olan derin küresel bir ekonomik krizi işaret ediyor arkadaşlar. Çok zor bir döneme giriyoruz. Özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi gelin bu koşullar içerisinde biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor? Hisse senedi piyasalarında satışlar hakim. İki nedenle. Birincisi Fed'in açıklamaları, ikincisi Amerika ve Almanya, hatta Avrupa ekonomilerinde görülen büyük daralmalar nedeniyle. Ve Türkiye'de de borsa 112.000 seviyesine kadar çakılmış durumda. Görünen o ki bu düşüş devam edecek ve kritik noktalar kırıldığında, özellikle 110.000, 100.000 gibi seviyeler kırıldığında düşüşün kontrolü iyiden iyi elden çıkacak. Dolar 6.97 seviyesinde, bugün de dün de 7'nin üzerine zorladı. Hafif geri geldi, buralarda duruyor, kendisine bir destek oluşturuyor. Görünen o ki 7 çok hızlı bir şekilde kırılacak. İlk hedef 7.20, sonrasında 7.80 ve 7.80 kırıldıktan sonra üstü boş. Euro 8.23 seviyesinde, Euro'nun yükselişini ilk tetikleyen tabii ki paritenin yükselmesiydi. 1.17'lere kadar yükselip 1.18 zorlamasıydı. Ama şu anki yükselişi, Türkiye'deki yükselişi, dolar gibi Euro'nun da Türk lirası karşısında değer kazanması arkadaşlar. Faiz %11 seviyesinde, piyasa faizleriyle politika faizi, yani Merkez Bankası'nın faizi uyuşmuyor. Piyasa enflasyonun kırılganlığı nedeniyle, dövizin kırılganlığı nedeniyle %11'e kadar yükselmiş durumda tahvil faizleri. Altının onsu şu sıralar 1959-1960 civarında. 1950'nin altı zorlandı biraz önce. 1949 falan gösterildi. 1950'nin üzerinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer ki kalmaya devam ederse ilk hedef 2000 dolar olacaktır. 2000 dolar kırıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde 2200 dolara gider ve 2200 dolarda bir süre soluklandıktan sonra 2500 doları zorlamaya başlar. Altının bundan sonraki uzun vadeli hedefi de 3000 dolar olacaktır. Gram altın.
Gram altında 440 seviyesinde, 439 seviyesinde geziyor. Zaman zaman onsun geri çekilmesi, zaman zaman doların bir miktar geri çekilmesi 438-440 aralığında gösteriyor gram altını. Büyük ihtimalle artık 450 gösterilecek. Hem onsun hem doların yükselmesiyle 500 ilk hedef olacak. 450 bir hedef değil bana göre bundan sonraki süreçte. Geri çekilme olabilir mi? Çok zor arkadaşlar bu koşullar içerisinde. Özellikle 1950'de ısrar edildiği sürece, bunun üzerinde kalınmaya devam edildiği sürece. Bayramınızı kutluyorum. Bayram sürecinde de elimden geldiğince videolar devam edecek. Çünkü evet, Türkiye'de piyasalar kapalı ama uluslararası piyasalar açık. Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Haber ve veri akışında konuşacağız. Yani videolarımız aralıksız sürecek arkadaşlar. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Aynı zamanda eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.